bir hareket tarzı mıdır, bir hayat tarzı mıdır? Bu tartışmaya açık bir konu. Ben her şeye rağmen yine de bir tasavvurdan ve bu tasavvurun şehre ait ilkelerinden bahsetmeye çalışacağım. Şunu müşahede ettim ve inanıyorum aynı zamanda. Önce düşünce oluşuyor, sonra o bir duygu oluşturuyor ve bu bazı kişisel tercihlere yansıyor. Sonra o kişisel tercihler belli bir yoğunluğa ulaşınca toplum dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla ben de düşüncelerimi sizlere arz ediyorum. Siz de düşünün üzerinde, belki hayatınızın bir kısmında bir şekilde tatbik imkanı bulursunuz. Şimdi şehir demiştik ki somut bir yapı, fiziksel bir boyutu var ve tabiatta şehir diye bir şey yok. Bunu toplum ortaya koyuyor. Nasıl oluyordu? Şöyle bir hatırlayalım. Yeniden kuruyor, inşa ediyor yahut bir mevcut şehri alıyor, dönüştürüyor yahut mevcut bir şehri muhafaza ediyor. Bütün bunların hepsi bir inşa faaliyetidir. Bildiğimiz manada fiziksel bir inşa faaliyeti. Neden? Zaten yeni kurulan bir şehirde inşa faaliyeti çok açık. Dönüştürülen bir şehirde de açık. Muhafazada da şöyle, eskiyenin yerine yenisini koyuyorsunuz. Restorasyon dediğimiz hadise. Aynen muhafaza ama eskiyor binalar. Mesela İstanbul 99 depreminden sonra tarihi eserler ciddi hasar gördü. Restore ediliyor peyderpey. İşte Fatih bitti, Süleymaniye bitti, şimdi yeni cami yapılıyor vesaire. Hepsi bir inşa faaliyeti. Dolayısıyla biz bu inşa faaliyeti üzerinden biraz yürüyeceğiz. Ve acaba İslam medeniyet tasavvuru bu inşa faaliyeti hakkında ne söylüyor? Buna bakmaya çalışacağız. İnşa biliyorsunuz fiziksel bir faaliyet. En basit ifadesiyle taş taş üstüne koymak veya bir çivi çakmak. Hatta bazı Anıtlar Kurulu'nun koyduğu kurallara göre mal sahipleri şikayet ederler. Ya bir çivi bile çakamıyoruz derler. Çivi çakmak da, taş taş üstüne koymak da birer fiziki hadise. Bu hadiseler neye tabi? Çok net olarak söyleyelim. Tabiat kanunlarına tabi. Yani tabiat kanunlarına uyduğunuz zaman bu hadiseleri yerine getirebilirsiniz, inşa edebilirsiniz. Veya doğa yasaları diyelim. Bunlar zorunlu ve değişmez yasalar. Bir de inşa faaliyeti şüphesiz bir takım kurallar, yönetmelikler ve yasalara tabi. Bu yasaları koyan merci kim? Bunu sorgulayalım. Bu yasaları koyan merci eğer seküler bir kurumsa, bu seküler kurumun koyduğu yasalar, kurallar zamanla değişir. Bu Türkiye'de çok net görüyoruz. Adam bir arsa alıyor, üzerine bir ev yapıyor, üç katlı. Yanındaki komşuya da verilen imar izni üç katlı veya önündeki. Sonra kural değişiyor veya değiştiriliyor. Önüne geliyor, 13 katlı binayı yapıyor adam. Demek ki seküler zihniyetin koyduğu kurallar değişebiliyor ve izafi kurallar bunlar. Zamana ve zemine bağlı olarak esniyor, değişiyor. Ama tabiat kanunları değişmiyor. Bu tespiti yaptık. Bu dışarıdan baktığımız zaman gördüğümüz bu. Şimdi gelelim İslam medeniyet tasavvuruna. İslam medeniyet tasavvuru diyor ki bir Müslüman, İslam medeniyeti mensubu bir insan, ilk önce edep ilkesi üzere davranmalıdır. Bütün davranışlarında edep ilkesi üzere. Bu ne demek? Çok basit ifade edelim. Birincisi, haya ehli olmalıdır. Şimdi inşaatın haya ile ne alakası var diyoruz biz. Halbuki bütün davranışlarımızın haya ile alakası var. Diyelim ki babamızın karşısına bacak bacak üstüne atmak bir hayasızlıksa, inşaat yapmak da aynı şekilde bir hayasızlık olabilir veya olmayabilir. Bir, haya. Onu biraz sonra açıklayayım. İki, vicdan murakabesi. Edep ilkesinin iki tane temel özelliği var. Biri haya etmek, ikincisi vicdan murakabesi altında olmak. Peki bu açıdan baktığımızda kimden haya edeceğiz?
Yine İslam medeniyet tasavvuru diyor ki Allah'tan haya edeceksin. Yani Allah'tan utanacaksın. Niye? Çünkü o seni her yaptığın hadiseyi görüyor, müşahede ediyor ve melekler bunları katibin melekleri, kiramen katibin kaydediyorlar. Anlayış bu. Her zaman söylüyorum, bu anlayışı öğrenmek için buna inanmanız gerekmiyor. Kitabı açıp merak ettiğiniz zaman, kaynaklara baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Müslüman haya ehlidir. İkincisi vicdan murakabesi. O da şu, yine Müslüman her eyleminde, İslam medeniyet tasavvuruna mensup insan her eyleminde İslam edebine göre eğitilmiş vicdanının murakabesi altında olmalıdır. Biraz çok mühim bir şey. İslam tasavvuruna göre eğitilmiş. Demek ki başka türlü eğitilen vicdanlar da var. Şüphesiz var. Vicdan bir eğitimle ortaya çıkan bir hadise. Dolayısıyla hem haya ehli olacaksınız hem de vicdan murakabesinden kaçmayacaksınız. Bunlar genel emredilenler. İnşaat yapmak da, inşa etmek de bir eylemler süreci olduğuna göre, dolayısıyla bu eylemler süreci de çok genel manada hem bir haya meselesidir hem de bir vicdan murakabesi meselesidir. Birinci prensip, bütün eylemlerimizde edep ilkesi hakim olduğu için inşa faaliyeti de bir edep meselesidir. Edebi riayetiniz var mı, yok mu? Bu açıdan baktığımız zaman, edebi riayet açısından baktığımız zaman, Allah'tan haya etmek, Allah'ın yeryüzündeki vekillerinden, halifelerinden haya etmek bahis konusu olduğunda, yani diğer insanlardan, acaba bir inşaat yapılırken bu haya ne mertebede gerçekleşiyor? Tabii bunu hem toplum değerlendirecek hem de o inşaatın aktörleri değerlendirecekler. İnşa edilirken, şehir veya dönüşürken veya korunurken. Ve vicdan murakabesinden kaçmayacağız. Birinci prensip bu. Şimdi yine genel olarak ikinci prensibe gelelim. Şu soruyu soruyoruz. Bu tabiat kanunları dediğimiz kanunları, bunlara uymazsak inşa faaliyetini yapamayacağımız bu yasaları kim vazetti? Seküler zihniyet diyor ki bunlar kendiliğinden vardı. Dünyanın, evrenin işleyişi böyledir. Ama İslam medeniyet tasavvuru diyor ki bunları Yaradan vazetti. Yani bir cismi bıraktığın zaman düşüyorsa bu serbest düşme hareketi fiziğin en basit kuralı Allah'ın koyduğu bir kanundur diyor. Şu halde demek ki tabiat kanunlarını bir yaradan koymuş ve siz buna göre davranmazsanız yaptığınız inşa fecaatle sonuçlanıyor. Nitekim Türkiye'de bunu da çok sık görüyoruz. Bunlara uymak zorunluluğunuz var. Fakat aynı yaradan sadece mekanik kanunlarını koymamış, yani maddi alemi organize eden, düzenleyen, tanzim eden yasaları koymamış. Sosyal yasalar da koymuş. Akitler, evlenmeler, boşanmalar, ticaret, eğitim vesaire yasaları da var. Ve aynı yaradan bir takım manevi yasalar da koymuş. Melekler alemi, ruhlar alemi, bunlarla olan ilişkiler, muhabbetler, buğz etmeler, bu yasalar da var. Ve bu yaradan bir tek kanun vazığı var İslam medeniyet tasavvuruna göre. Hem dünyayı yöneten fiziksel yasaları koyuyor, bunun içerisine şüphesiz fizik, kimya, biyoloji, bütün bilimler, maddi bilimler giriyor. Toplum bilimleri de giriyor, kurallar var. Ve manevi bilimler de giriyor. Ve bu kanun vazığı yine İslam tefekkürüne göre abesle iştigal etmiyor. Yani birbiriyle çelişen yasalar koymuyor. Dolayısıyla hayatı ve varlığı bütünüyle kapsayan bu yasalar bir sistematik içerisinde, bir uyum içerisinde konulmuş. Çelişki yok. İşte biz buna vahdet prensibi diyoruz. Yani hayata baktığınız zaman bütün maddi dünyayı düzenleyen yasalar, sosyal hayatı düzenleyen yasalar ve iç dünyamızı düzenleyen yasalar
Bunların hepsi bir sistematik içerisinde. Bu vahdet prensibi. Şu halde, insan dediğimiz varlık inşa faaliyetinde bulunurken acaba bu vahdet prensibine riayet ediyor mu? Yani doğa yasalarının zorunlu olarak uyduğu halde, uymak zorunda olduğu halde sosyal kurallara ve manevi yasalara da bir riayeti var mı yok mu? Şu halde ikinci önemli ilkemiz, bunlar çok genel, ikinci önemli ilkemiz şu, inşa faaliyeti aynı zamanda bu vahdetin içerisinde yer alan fizik yasalarına uymak zorunda, aksi halde inşa edemezsiniz. Ama sosyal yasalarına da uyuyor musunuz? Mesela komşu hakkına riayet ediyor musunuz? Yetim hakkına, mazlum hakkına, emek hakkına riayet ediyor musunuz? Ve aynı zamanda inşa ettiğiniz yapı kalplerde hangi duyguyu uyandırıyor? O da manevi bir yasa. Kibir, gurur, ucup, büyüklenme mi? Tevazu, teslimiyet, şefkat, muhabbet mi uyandırıyor? Bu açıdan da değerlendirmek lazım. Bir yapı yaptınız, bu sadece fiziksel bir yapı değil. Evet, yapı fiziksel bir hadise, şehir fiziksel bir hadise. Ama bu fiziksel hadisenin sosyal yankıları var. Ve bu fiziksel hadisenin kalbi, manevi yankıları var. Vahdet prensibi hayatı bir bütün olarak görür. Çünkü insan bir bütündür. Hem fiziksel varlığı vardır, hem toplumsal bir varlıktır, insan veya mahluktur. Aynı zamanda bir iç dünyası, bir manevi hayatı vardır. Ve bunlar bir bütündür. O halde bir şehir inşa ederken veya bu şehre bir şekilde dokunurken biz bu vahdet prensibini acaba çiğniyor muyuz veya buna riayet mi ediyoruz? Böyle bakmak lazım. Demek ki inşa faaliyetinin iki tane temel unsuru var. Tamamen fiziksel bir hadiseden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi genel manada edebe riayet var mı? Hayal ve vicdan. İkincisi de vahdet prensibini çiğniyor mu, çiğnemiyor mu? Şimdi bu açıdan şu anda uygulanmakta olan inşaatlara, pratiğe vesaireye baktığım zaman ben büyük bir düş hayal kırıklığıyla karşılaşıyorum. Bir tarafından hala İslam medeniyetini büyük bir samimiyetle savunan bir toplumsal yapı görüyorum. Bunu ben görüyorum. Ama bir taraftan da tamamen başka türlü bir hayat yaşayan ve başka türlü bir hayata talip olan bir yapı görüyorum. Bu başka türlü hayat, vahşi kapitalist bir hayat. Ve bu ikisinin imtizac edemeyeceğini, aynı kefeye konulamayacağını, aynı gönülde, aynı bedende, aynı toplumsal ortamda yaşayamayacağını fark etmeyen bir toplumsal yapı. Ya birinden vazgeçeceğiz, yani İslam medeni tasavvurundan vazgeçeceğiz, yahut o bir kimlik değişikliği, yahut da bu vahşi kapitalist hırstan vazgeçeceğiz. İnşa noktasında. Bu genel bir çerçeve oldu. Şimdi bir ara başlığımız var, o da şu, her inşa bir imar değildir. İnşa fiziksel bir hadise. Hepimiz biliyoruz. Müteahhit geliyor, önce kepçe giriyor, kazılıyor, temel vesaire bina çıkıyor, süslemesi, bezemesi ve satılıyor. Vahdet ve edep ilkesini geçtik. Şimdi acaba bunlara uyduğu halde, yani vahdete ve edebe uyan bir inşa, acaba imar olabilir mi? Şimdi bu üç ilkeden bahsedeceğim size. Bunlardan birinci ilke nispet ilkesidir. O da şu, İslam medeniyet tasavvuru diyor ki bu kainatın fiziğini, iklimini ve florasını bir yaratıcı halketti. Ve burada mükemmel bir ahenk vardır. Böyle söylüyor. Yani topografyasını, iklimini ve florasını, yani bitki örtüsünü bir yaratıcı yarattı ve burada mükemmel bir ahenk vardı. Ve devam ediyor. İnsan dediğimiz varlığı da aynı yaratıcı yarattı. Onun da iç dünyası var, dış dünyası var, bedeni var. Belli bir yerde hayatı başlıyor, belli bir yerde bitiyor. Onu da bir ahenk üzere yarattı. İslam literatüründe bunun adı ahsen-i takvim. En güzel yaratılan. Neden?
Çünkü kendisi aynı zamanda Allah'ın yeryüzündeki elçisi ve Allah'ın ruhundan ruh üflediği varlık. Olay bu. Bu insan dediğimiz varlığın diğer canlılara göre bir başka özelliği de var. Bu insan dediğimiz varlık yaratılan bu kainatı çok temel bir şekilde değiştirmeye, dönüştürmeye muktedir olarak yaratılmış. Şimdi isimlerimizin başında esmadan kısımlar var. Mesela Abdülkadir diyoruz değil mi? Kudret sıfatının kula nispet edilmesi. Şimdi konulmuyor isimler. Abdülgani, gani bir isim, bir esmadan birisi. Onun kula nispet edileni. Demek ki Cenab-ı Allah kendi esmasından bir kısmını kullarına, mesela Abdülaziz, şimdi Aziz diyorlar, onun doğrusu Abdülaziz, şimdi Metin diyorlar, doğrusu Abdülmetin, güçlü, izzet sahibi. Böyle eskiden kullanılan birçok isimler var. Abdurrahman, Abdurrahim, istediği kadar sayın yani. Abdüsselam. İnsan böyle bir varlık. İnsan isterse ilahi nispetleri bozabilir. İşte nispet ilkesi bize şunu söylüyor. İnsan dediğimiz varlık ilahi nispetleri bozmamalıdır. Ki inşa, imar olabilsin. Bu ilahi nispetler topografyadan başlıyor. Bu ilahi nispetler iklimden devam ediyor. Bu ilahi nispetler çevreden, yani floradan devam ediyor. Bunları bozmayacaksınız. Peki bunları bozarsak ne olur? İnsan varlığı beden ve iç aleminden oluşuyor. Ruh diyebilirsiniz, gönül diyebilirsiniz, maneviyat diyebilirsiniz, nefs diyebilirsiniz. Bunları görmüyoruz. Gönlü görüyor muyuz? Bu kalp gönül değil. Hatta kalp gözü diyorlar. Bu kalpte gözü yok. Bu bir pompa. Ama öyle bir kavram var değil mi? Gönül veya kalp. Ruh var. Ruhu hiç bilmiyoruz. Zaten bilinmez o. Bana sormayın. Kur'an'da da var yani. Buyuruluyor. Ondan sonra bir de nefsimiz var. Biz nefsimizin iştahasının getirdiği davranışları biliriz. Ama nefsimizi göremeyiz. Yaşamak için nefis lazım. Dış alemdeki tasarrufumuz her neyse bu iç alemimize aynen yansır. Eğer dış alemdeki tasarruflarımızla biz ilahi nizamı bozuyorsak, nispeti bozuyorsak hiç şüphe etmeyiniz ki iç dünyamızdaki nispetler de bozulur. Ve biz daha haris, daha hırçın, gönlü kararmış, nefsi çok affedersiniz azmış insanlar olarak ortaya çıkarız. Şu halde birinci ilke bir inşa faaliyetinin imar faaliyeti olması için yaratılan nispetlere hürmetkar ve riayetkar olmamız gerekiyor. Riayet etmek demek o kurallara uymak. Ama uyarken, o kurallara uyarken gönülsüz de uyabilirsiniz istemeden. Biz gençken olurdu, çocukken de olabilirdi. Babanız, annede bir şey söyler, üşenirsiniz. Ona da sözünden çıkamazsınız. İsteme isteme yaparsınız. Böyle olmayacak. Hürmetkar olacak. Yani isteyerek, severek, gönülden. Böyle riayet edildiği zaman, hürmet ve riayet birlikte veya riayet veya hürmet birlikte edildiği zaman ne ortaya çıkıyor? Ortaya çıkan fiziksel yapı, şehrin bir parçası veya tümü yahut dönüştürülmesi yahut muhafaza edilmesi iç aleminize de o hürmetin ve riayetin getirdiği huzuru, sükunu, esintiyi, ılıklığı getiriyor. Nispet böyle bir hal. Nispet etmediğiniz zaman ilk başta bunun şeyini görmezsiniz, etkisini. Ama zamanla vahşileşen bir toplumsal yapıya dönüşürsünüz. Hırs her tarafınızı bürür. Zahiren baktığınız zaman yine bu konuşmalarım İslam fıkhı anlamında değil. O benim saham değil. Zaten onlara karışamam. Ama sosyolojik ve psikolojik manada bu böyle olur. Böyle çok insan tanıyorsunuz. Biraz deştiğiniz zaman adamın çıkıyor hırsı. Bir tanesi bu. İkincisi, ikinci ilke nispet birin, ikinci iktifa ilkesi. Nedir o? Şimdi tabiata bakıyoruz. Tabiattaki bütün varlıklar, insan dışındaki bütün varlıklar hep minimalist, en azla yetiniyorlar. Bir taşı bıraktığınız zaman en kısa yoldan yere düşüyor. Niye yere düşüyor? Çünkü yere düştüğü anda onun enerjisi sıfır hale geliyor.
Tamamen mekanik bir hadise. Bir burada hatta yok şimdi böyle bir çubuk dik koysam böyle durur. Hafifçe itsem yatar yere. Daha itsem başka gidecek bir yeri yok. Böyle dik koyduğum zaman onun bir enerjisi var. İttiğim zaman onu minimal hale getiriyor. Mesela bıraktığım zaman niye böyle düşmüyor? Çünkü bu uzun bir yol. Enerji minimal olmaz. Yol en kısa olacak ki enerji minimum olsun. Bunlar cansızların dünyası. Peki canlılara bakalım. Bütün varlıklar kendilerine yetecek kadar gıda alıyorlar tabiattan. Fazlasını almazlar. Onun için hiçbir canlının, insan hariç, buzdolabı olmaz, tel dolabı olmaz. İstediği kadar alır, yer ve yatar. Ertesi gün yine ava çıkar. Ertesi gün yine ava çıkar. Ve günün birinde de avlanır. Biriktirmez. Demek ki tabiatta, yani Allah'ın halkettiği tabiatta, onlara verdiği emir, sadece hayatın idamesi için gereken kadar almaktır. Hava da böyle, su da böyle, gıda da böyle vesaire. Yalnız insan hariç. İnsan istediği kadar alma yeteneğine sahiptir. Minimal almakla emrolunduğu halde doymaz bir iştahıyla almak ister. Kendi ölümlü olduğunu bilir. Ama bu ölümlü olduğunun bilincine vakıf olduğu halde içinde var olan bir hırs onu daha çok almaya, daha çok almaya, daha çok almaya zorlar. Çok anlatıyorum, belki burada da anlattım ama güzel bir fıkra var. Bu Tolstoy yazıyor bunu. İşte Rusya'da tarım inkılabı olmuş 1880'ler filan. Büyük toprak sahipleri çar emrediyor ki şey olsun, köylülere dağıtsınlar. Bir bey de, derebey de diyor ki işte köylülerine toprağımı dağıtacağım, yarın güneşle beraber çiftliğe gelin. Bir köylüye söylüyor ki sen diyor şimdi başla diyor koşmaya. Ne kadar arazi çevirirsen akşama kadar onu sana vereceğim. Adam koşuyor koşuyor, çok uzatmayalım. Gidiyor gidiyor daha güneş batarken geliyor çiftlikte başladığı yere ve düşüp ölüyor yorgunluktan. Lord diyor ki kazın bir çukur, atın bunu içine. İşte insana bu kadar toprak yeter diyor yani. Şimdi bu biraz İslami bir hikaye ama unutmayın ki Tolstoy'un enteresan bir boyutu var. Müslümanlarla temas etmiş bir adam. Ne olduğu belli değil. Bir manada işte bu da Batı edebiyatından benim aklımda kalan bir küçük versiyon. İnsan bunu bildiği halde biriktirmek ister. İslam tasavvufu diyor ki size ne kadar gerekiyorsa minimal miktarda alın. Yani iktifa edin. Neyle? Yaşamanız için gerekli. Altyapı, konfor için gerekli. Bu neye bağlı? Bu yaşadığınız dünyanın, o günkü dünyanın şartlarına bağlı. Peki kriter ne? Vicdanınız. Biraz evvel sözünü ettik ya. Ne kadar almalıyız? Vicdan murakabesi. Bu benim hakkım. Tamam. Peki bu biraz daha az, o da benim hakkım. Biraz daha çok, o da benim hakkım. Şeklinde bir vicdan murakabesi. Ancak o vicdanın hiçbir şekilde bir başka eğitimden geçmemiş olması lazım. Saf bir Müslüman vicdanı olması lazım. Bu da bizim medeniyetimizle, ayetlerle, hadislerle ve kıssalarla oluyor. Aynı zamanda o hayatı yaşayan, o hayatı örnek olarak hayatını tatbik eden hocaları görmekle oluyor, üstadları görmekle oluyor. Sadece sözle çok fazla bir etki uyanmıyor. Üçüncü ilkeye gelince, üçüncü ilke terkip ilkesidir. Nisbet, iktifa, terkip. Şimdi mesela 3+1 diyorlar. Ne o? 3 yatak odası, 1 oturma odası, living room dedikleri. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda 4 oda 1 hol vardı. Şundan dolayı 1 oda misafir odası, bir ailenin bir kızı, bir oğlu, bir de ebeveyn varsa 3 tane yatak odası, holde de oturulurdu. Mutfak,
tuvalet ayrı, banyo ayrı. Sonra mutfak, tuvalet, banyo birleşti. Şundan dolayı holde soba yanar. Üç oda o sobadan ısınır, mutfak da oradan ısınır. Tuvalet, banyo soğuktur ama orada zaten banyo yapacaksanız banyonun şeyini yakacaksınız, sobasını. Şopen falan yok yani. Odun yakacaksınız, ısınacak, yıkanacaksınız. Tuvalet soğuk olsa da fark etmez. Misafir odası da misafir geldiği zaman açılır. Bu odaların büyüklükleri 4'e 4, 3'e 4, 3,5'a 4 bu mertebede yani 12-15 metrekare. Şimdi 3 oda 1, 3 artı 1 dediğimiz zaman salon 40 metrekare oluyor. Neden? Çünkü eşya sığmıyor. Niye eşya sığmıyor? Çünkü suntayı kesiyorlar. Üzerine kumaş kaplıyorlar. Bir koltuk kocaman. Oraya bir kişi oturuyor. Daha eskiye gittiğimiz zaman sedir var. Çepeçevre. Bir sedire 3 kişi de oturur. 4 kişi de oturur. 5 kişi de oturur. Neden? Çünkü öyle. Peki yatılacağı zaman misafiri geldi. Bir battaniye verirsin. Üzerine çeker yatar. Efendim o döneme mi dönelim? Bilmem. Metrekare büyüdükçe masraf da artıyor, sıkıntı da artıyor, bakım onarım da artıyor. Yani bunu şunun için söylüyorum, bütün bu metrekareler izafi metrekarelerdir. Mobilyanızı ona göre seçerseniz, daha küçük bir metrekarede çok rahat oturabilirsiniz. Ayrıca büyük metrekarelerdeki mobilya ve perdenin hesabını yapın. Küçük bir metrekaredeki mobilya ve perdeyi hesaplayın, halısı da buna dahil. Isıtması da dahil nasıl bir fatura çıkıyor önünüze görürsünüz yani. İşte iktifa prensibi buradan artan zamanı eşit para. Çünkü daha çok para kazanmak için eğer banker değilseniz daha çok çalışacaksınız. O zamanı size hediye ediyor. Niçin? Tefekkür için. Tefekkür için illa kitaba ihtiyaç yok. Şafak vakti kalktınız, güneşin doğuşunu seyrederken kuşları dinleyin. Tefekkür size. Grup ederken şimdi çok güzel gruplar oluyor. Yer altında görülmüyor burada. Bakın muhteşem bir manzara yani. Tefekkür edin. Gece yıldızlara bakın yastıdan sonra semaya bakın. Bunlar hep bize verilen vakitler. Ama adamın vakti yok ki çalışıyor. Niye? 3 artı 1 dairesini idame ettirmek için. Böyle bir resim yani. Ha, üçüncü ilkeye gelince bu terkip ilkesi. Biraz evvel de söylemeye çalıştım. İnsan dediğimiz mahluk seçiyor, değiştiriyor ve terkip ediyor. Bu çok önemli bir yeteneği insanın ve bunu Allah kendisine vermiş. Seçer, değiştirir ve terkip eder. Hayatımızdaki her şey bir terkiptir. Koyunun yününü alırsınız, koyun o yünü giyiyor. Siz onu kesersiniz, eğirirsiniz, dokursunuz, ondan sonra gidersiniz, şu kumaşı fabrikasında bu elbise olur, işte bu ince bir yünlü kumaştan yapılmış, bu bir terkip. Sonra bunu böyle yakasını kesersiniz, spor bir ceket veya bir ceket yaparsınız. Şimdi bu gayet basit, her şey bir terkip. Bunu insan yapabiliyor. Şu halde insan şehri inşa ederken veya dönüştürürken yahut şehri muhafaza ederken terkip ilkesine uyacak. Nasıl bir ilke bu? Ha şöyle, bir Müslüman insan nasıl yaşıyorsa, nasıl davranıyorsa şehirde aynı olmalıdır. Bir, ciddi. İki, vakur. Bir Müslüman insan ciddi ve vakurdur. Üç, müşfik, şefkatli. Hilmiyet vardır yüzünde. Peki vakar ve hilmiyet birbirini destekleyen iki mühim sıfattır bir Müslümanın sıfatı. Şefkat bunun hemen yanında kime? Herkese. Hem canlılara hem cansızlara. Çünkü bilir ki her şey bir emanet. Vakar, ciddiyet, şefkat, hilmiyet, yumuşak yüzlü olmak, ağır olmamak, batı, çok hızlı da olmamak. Bütün bunlar şehre yansımalıdır. Şehre baktığınız zaman, bir Müslümana baktığınız zaman nasıl bir huzur duyuyorsanız, şehre baktığınız zaman da aynı huzuru duymalısınız. Bu işte üslup dediğimiz hadiseden ortaya çıkıyor. Çünkü her terkip bir üslup gösterir size. Nedir o?
Bu terkibe baktığınız zaman sizin zihninizde bir kavramsal yapı uyanır. Adamın kılığına, kıyafetine, yüzüne, gözüne, jestlerine baktığınız zaman bu adam derseniz şöyle şöyle bir adam. Ötekine bu da böyle böyle bir adam dersiniz. Dolayısıyla bu üslup Müslümanca bir üslup olmalıdır. Ki terkip ilkesi gerçekleşebilsin. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nispet, iktifa ve terkip, üç temel ilkemiz var. Bütün bu ilkelerin uygulanması için bizim bir zamana ihtiyacımız var. Yetmez ve bizim bir takım imkanlara da ihtiyacımız var. Bunların birincisi maddi imkan, ikincisi vizyon, yani görgü, üçüncüsü teknoloji ve dördüncüsü de belki iş gücü. Peki bu imkanların bir araya gelmesi, İslam tasavvufu diyor ki bu bir nasip meselesidir. Adamın parası olur, vizyonu olmaz. Adamın vizyonu olur, parası olmaz. İkisi olur, teknik kadrosu olmaz. O halde şehri kurmak, inşa etmek veya dönüştürmek aynı zamanda bir nasip meselesidir. İlla ben yaparım dememeniz lazım. Peki böyle bir şehir kurdunuz veya dönüştürdünüz, bunun faydası ne? Bunun faydası şu, o şehre bakan insanlar, orada yaşayan insanlar, o şehri deneyimleyen insanlar şunu hissederler. Burada farklı bir dünyanın maddeye yansıması var, mekana yansıması var. Her insan fıtrat-ı İslam üzere yaratıldığı için sonradan başka bir istikamete evriliyor. Kendi fıtratını hatırlar, kendi doğuşunu hatırlar, kendisinin hayata getirilişindeki hikmeti hatırlar, ola ki, ve o hikmete doğru bir yolculuğa çıkar. Bendeniz bu son yıllarda, ki 10 yıl olmuş, Üsküdar Atikval'de medresesinde bir hücrem var. Hücre bana tahsis edildi, yani vesile oldu birileri. Cenab-ı Allah böyle bir lütuf ve Kerem'de bulundu. O hücre bir medrese hücresi, fi zamanında müderrisler ve muğlalar oturuyormuş. Biz de işte bir eski müderris müsveddesiyiz. Vicdanen rahat bir şekilde o hücreyi kullanıyorum. Şimdi Üsküdar'ın mütevazı bir semti. Benim hatırladığım, yani bundan 50-60 sene evvel, ahşap evler, küçük bahçeler ve arada bir Atikvalide külliyesi. Yani Hürrem Sultan'ın yaptırdığı külliye bu. Kanuni'nin baş hasekisi. Bu haseki külliyesi var ya şehrin içinde. Haseki Hastane işte aynı o sultan yaptırmış. Tabii böyle her büyük hayrı hasenat herkese nasip olmuyor. Bunu da altını bir çizelim yani. Buna nasip olmuş. Sonra bu İstanbul değişince eski evler yıkıldı. Şehre gelenler var. Arsalar kıymetlendi. Mesken talebi zuhur etti. Apartmanlar yapılmaya başlandı. Bir katlı, iki katlı evlerin yakına 5-6 katlı apartmanlar yapılınca bizim Atikval'de külliyesi camilerin, evlerin arasında kayboldu. Böyle kalabalık bir sokaktan, şimdi tabii millet de biraz para sahibi olunca otomobil de aldılar. Zar zor geçip gidiyorsunuz, karşınıza bir anda bir başka yapı çıkıyor. Camiye biz biraz alıştık. Yani cami artık bize olağan geliyor. Ve şu andaki nazarlarımız yeni yapılan bir uyduruk camiyle bir anıtsal Osmanlı camisini tefrik edemiyor maalesef. O da ayrı bir yara. Fakat arkada hemen camiye bitişik, onun eski tabirle ittisalindeki medreseye girdiğiniz zaman diyor, bütün insanlar. Bu bütün insanlardan kastım şu. Türkiye'nin modernleri de oraya geliyor. Adam mesela sanat tarihi hocası veya sanat tarihi okumuş. İlerici, devrimci. Gericiler de geliyor. Gençler de geliyor, yaşlılar da geliyor, yabancılar da geliyor, turistler. Onlar şöyle, İstanbul hakkındaki kitapları okuyorlar. Ciddi kitapları ve seçerek geliyorlar. O kapıdan içeri medrese avlusuna girdikleri zaman bir hareket
duygusu içindeler. Çünkü niye? O avludaki mimari yapılanma her üç şartı da aynı anda yerine getiriyor. O topografyada Sinan ekolü, külliyenin bitiş tarihi 1570. Sinan ekolü, yani Mimar Sinan'ın hasta mimarlarında baş mimar olduğu zaman, ser mimar olduğu zaman yapılan bir eser. Hem iktifa prensibi var, hem nispet prensibi var, hem de üslup, terkip prensibi var. O topografyayı, o metrekareyi, o kot farkını gayet edepli kullanmış. Şimdi edepsizi anlatacağım size. Yamaçta bir bina yapılacak. Önünde manzara var. Önce oraya adam iş makinesini sokuyor. O yamacı bir düşey kesiyor, bir de yatay kesiyor. Soruyorsun niye böyle? Hocam diyor, bina düze yapılır diyor. Ve oraya eğer kotu üstten aldıysa başka, alttan alsa başka bir bina dikiyor. Osmanlı şöyle yapıyor. O yamaca uyan bir bina yapıyor. Orayı böyle kesmiyor. İkincisi minimal. Orada 18 tane hücre var. Ben şu soruyu çok sordum ve cevabını da biliyorum. Bu bina yapıldığı zamanlarda bir medresede 18 tane talebe mi olmalıdır? 2 ile çarpsanız 36 talebe eder. Adam diyor ki bu metrekare eğer huzurlu bir iklim yaratmak istiyorsak, dengeli, huzurlu, kendi içinde barışık bir iklim yaratmak istiyorsak 18'den fazla almaz diyor. Yani burada keyfiyet önemli, kemiyet önemli değil. Üçüncüsü, üslup prensibi, cami yukarıda ve kendi ihtişamı içinde. Avlusunda muhteşem çınar ağaçları var. Bir kot farkıyla iniyorsunuz, düz bir avlu, çok mütevazı, kendi içinde dengeli. Size çok sempatik gelen revakları, sütunları, onları bağlayan metal çerçeveleriyle çok hoş bir yapı. Bütün insanlar da bu hayreti, bu hayranlığı hissediyorsunuz. Niye? Çünkü bu yapı aynı zamanda hem nispete, hem iktifaya, hem de uslup veya terkip prensibine uyan bir yapı. Ve bu yapı yapıldığı zamanlarda siyasal erk, bir hanım sultan bunu yaptırıyor. Maddi gücü var, zamanı var. Mesela ölebilirdi, ölmemiş. Zamanı var, finansı var, elinde teknolojik imkan var. Bunu ortaya koyuyor, yaptırıyor. Şahit olduğum bir hadise, isim vermeyeceğim. Bir kutlu adam, bir aziz, bir zengine dedi ki ben buna çok yakından şahit oldum. Hatta iki zengine. Ey efendi, senin imkanın var, arsan da var, yerin de var. Senden sonraki çocukların senin bu imkanını senin gibi kullanmazlar. Sen buraya bir hayr-ı hasenat eseri yaptır ki senden sonra bu sadakayı cariye mertebesinde devam etsin. Çünkü çocukların Allah gecinden versin, beklerler. O imkanlar sen vefatından sonra onların eline geçer. O hazret tamam dedi azize ama yapmadı. Vade bitti, imkan suya düştü. Yine bir başkasını dinledim. Ona da aynı şekilde tavsiye edildi. Bu azizler sadece söylerler. Esasında o bir emirdir. O da yapmadı, o da vefat etti, olduğu gibi kaldı. Dolayısıyla bu tür işlerde kime nasip olacak hadisesi çok önemlidir. Yani şehirdeki bir imar, şehirdeki bir dönüştürme veya bir muhafaza acaba kime nasip olacak? Neden? Çünkü o şehirdeki yaptığınız kamusal bir hadise, mimari bir eser 7 gün 24 saat müşahede edilir. Görülür, kullanılır. Başka sanat eserleri böyle değil. Roman yazarsınız, ki bizde roman olmaz zaten, kitabı açan, okuyan romanı görür. Şiir yazarsınız, şiiri okuyan ondan bir şey alır veya almaz. Ama mimari böyle değil. Resim de böyle. Müzede durur, ancak müzeye giderseniz o resmi görürsün veya müzenin kitabına bakarsanız o resmi görürsün. Ama mimari böyle değil. Mimari
devamlı olarak şehir hayatının içindedir ve size bir şeyler söyler. Söylediği şey hayır mı şer mi? Niye böyle söylüyorum? Yani medeniyet telakkisi, medeniyet tasavvur açısından hayır mı söylüyor yoksa hayır olmayan bir şeyleri mi söylüyor? Bu çok önemlidir. Ve o söylediği şeyler adeta sessiz bir muallim gibi sizin önce gözünüze, yani duyularınıza, oradan duyumlarınıza, oradan zihninize, oradan kalbinize iner. Bu fark edilmeyen bir süreçtir. Eğer hayır söylüyorsa sizi hayra teşvik eder. Eğer sizi kendi medeniyet değerlerinize yabancılaştırıyorsa medeniyet değerlerinizde yabancı hale getirmeye devam eder. Bunu yapan insandır ve bu insana verilen zaman da bir imkandır, bir nasiptir. O nasibi inşallah insanlar iyi kullanırlar. Bu açıdan baktığımız zaman bütün büyük medeniyet tahavülleri, değişimleri topluma şehir üzerinden yansır. Çok kısa bir iki cümleyle sohbeti bitireceğim. Türkiye 20. asrın başında bir medeniyet değişimine karar verdi ve siyasal erk bir medeniyet değişimine doğru adım attı. Bu adımın simgesel şehri Ankara'dır. İstanbul'da bu adımı atmak zordu çünkü çok büyük bir arka plan birikim vardı. Önce Ankara'da denediler. Bu bir doktora çalışmasından alıntılayacağım şimdi size. Şu anda bitmek üzere. Ankara'yı modernize eden bir adam var. Ernest Egli. Bu Egli Ankara'da modern mimarinin ürünlerini inşa ediyor. Arkasında siyasal erk var. Yani 30'lu 40'lı yıllarda. Bu eserler nerede diye baktığınız zaman Ankara'nın adeta her yerinde. Bir yere toplu halde değil, dağılmış vaziyette. Bir yerde mektep, bir yerde halk evi, bir yerde kültür merkezi, bir yerde opera, bir yerde şu, bir yerde bu, bir yerde banka. Bütün bunları görüyorsun. Bu niye? Çok enteresan. Orada yaşayan insanlar o eserleri görsünler diye. Benzer bir olay fetihten sonra İstanbul için oldu. Fatih 1453'te şehri fethettikten sonra 10 yıl bu şehre çok fazla dokunulmadı. Dokunulamadı. Ama 1463'te bir ferman çıkarıyor Fatih. Diyor ki, ey benim vezirlerim, paşalarım ve ricalim, siz artık maddi bakımdan belli bir doygunluğa eriştiniz. Şimdi size tavsiyem ve emrim olarak odur ki, bu şehrin muhtelif yerlerinde imkanlarınız ile mütenasip külliyeler inşa edesiniz. Hayrat eser diyor. Osmanlı'da bu hayrat eser külliye demektir. Ve insanlar kimi büyük, kimi küçük külliyeler inşa ediyorlar. Ve bu şehir bir Roma-Bizans şehrinden bir Müslüman medeniyet tasavvuruna ait şehre dönüşürken bu külliyelerin etrafında dönüşmeye başlıyor. Şundan dolayı İnsan daima örnek alır. Kimi örnek alır? Kendinden daha yukarıda olanı. Mesela görgüsü, bilgisi, fazileti, sizden ilmi, irfanı sizden yukarıdaysa onu örnek almalısınız. Külliye, avamın yapacağı bir yapılanma değil. Belli bir görgünün, belli bir imkanın ve belli bir nasibin eseri. O oraya kurulduğu anda etrafındaki yerleşmeler onu örnek alırlar. Aynı şey Ankara için yapıldı. Fakat kökü bizde olmadığı için yapıldı, bir süre sonra bir başka noktaya doğru gitti. Ama hala bocalıyor. Neticede şu noktaya geliyoruz. Demek ki bir özet yapalım ve olayı bağlayalım. İslam medeniyet tasavvurunda şehir çok önemli. Neden? Çünkü topluma bir mesaj veriyor. Hak ve hakikatin mesajını verirse güzel bir toplumsal yapı ortaya çıkıyor. Madde, mekan bana mesaj vermiyor demeyin. Bütün insanlar yaşadığı maddi hayatın ve mekanın etkisi altındadırlar. Ve bu mekanların bir dili vardır. İslam medeniyet tasavvuruna göre bir şehir inşa ediliyorsa, bir, burada
edep ilkesi bütün davranışlarında olduğu gibi İslam medeniyeti mensuplarının inşa davranışında da edep ilkesi geçerli olmalıdır ve vicdan murakabesi. Edep ilkesinin birinci unsuru hayadır. Bir inşa yaparken Allah'tan ve kullardan utanıyor muyuz, utanmıyor muyuz? Bu bize hakkın mı değil mi? İkincisi daima vicdan murakabesi. Bir tanesi bu. Bunun devamında vahdet ilkesi geliyor. Vahdet ilkesi malum, biraz evvel söyledik. Bir, bütün tabiat kanunları vaazı Cenab-ı Allah. Toplumsal ilişkileri yöneten kanunların vaazı da Cenab-ı Allah. Manevi iç dünyamızın yasalarını koyan da o. Ve bu, bütün bunlar çelişkisiz bir sistematik içerisinde. Siz inşa ederken acaba tabiat kanunlarına zorunlu olarak uyuyorsunuz. Riayet aksi halde inşa edemezsiniz. Peki sosyal ve manevi yasalara da uyuyor musunuz? Buna bakmamız lazım. Yani inşa ederken birisinin gönlünü alıyor musunuz? Kalbini kırıyor musunuz? Hakkını tecavüz ediyor musunuz? Adam aciz sesini çıkaramıyor. Böyle çok olay geçti benim başımdan. Adam aciz sesini çıkaramıyor. Peki o gönlü kırık, yarın öbür gün. Şimdi insanlar huzur-u mahşer diyorlar. O değil, ruz-i mahşer, mahşer günü. O hesap ne olacak? Bilmiyorum. Çok zor bir iş. Bu ikisi genel iki tane. Vahdet ilkesi ve edep ilkesi. Bu inşa için lazım. Peki inşanın imar olması için bir, nispete riayet edeceksin. Yaratılmış dünyanın nispetine riayet edeceksiniz. Etmediğiniz zaman kısa vadede para kazandım zannedersiniz. Ama uzun vadede iç dünyanızdaki nispetler bozulur. Allah'ın vaz ettiği ve size emrettiği nispetler bozulur. İkincisi iktifa ilkesi. Ne kadar gerekiyorsa o kadar alacaksınız. Bu izafi bir ilke. Ben mesela diyorum ki hiçbir şey ihtiyacı olmayan kim? El-Gani Cenab-ı Allah. Hazreti Peygamber bir beşer, ihtiyacı var. Bazı muhitler biraz tuhaf bakıyorlar. Yani Peygamber minimal yaşamış. Diyorum ki oksijene ihtiyacı var. Nefes alıyor Hazreti yani. Nefes almasa ölür çünkü beşer. Cenab-ı Allah'ın oksijene ihtiyacı yok. O her şeyden münezzeh. Zaten isim oradan gani. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Üçüncü ilkemiz üslup ilkesi. Ciddiyet, vakar, tevazu, hilmiyet, şefkat. Ne hızlı ne yavaş bir akış hayatımızda. Bütün bunları eğer nasip çizgisi olarak görürsek ve fırsatı fevt etmeden, eski tabir çok güzeldir, fırsat geçmeden, elimizde fırsat varken, yani vade tamam olmadan yapabilirsek, ne mutlu bize diyorum, hakkınızı helal edin. Bu sene 8 seminer yaptık, güzel oldu. Bu Hazret Süleyman Bey vesile oluyor bu işlere. Ben de buradaki dostlardan mutlu oldum. Allah ömür verirse ve belediyede bize gel derse, keyfimiz de yerinde olursa, Kasım'da inşallah başlarız. Ya kısmet. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. İnşallah bayrama yetişelim, güzel bir bayram yapalım. Şimdi şey diyorlar, baba diyorlar, bayram bugün, bu sene yarım gün cumartesi, bir gün pazar, pazartesi salı. Ben de diyorum ki, oğlum deliye her gün bayram diyorum. Evet, son olarak peder okurdu rahmetli eski adamlar tabii. Bir beyit. Akılalar geçen eyyamı için. Akıllı adam geçen günler için. Niye? Çünkü gafletle geçiyor. Deli bayram geliyor der, sevinir. Bir delikanlı çocuğuz falan. Bayram seviniyoruz. Bize bir şey söylemez o. Kendi kendine okur güya kendi kendine. Akılalar geçen eyyamı için. Deli bayram geliyor der, sevinir. Biz seviniyoruz. Şimdiden mübarek olsun. Çok estağfurullah. Süleyman Bey. Sizler.